Düşünler misin? Evet. Kanal İnegöl izleyicileri evde kalp İnegöl ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı. Biz de konuklarımızı ayağımıza çağıramıyoruz ama biz de konuklarımızı evde ziyaret etmeye düşündük. Dün biliyorsun Şerif abicim Erkan Dönmez'i Kurşun'da ziyaret etmiştik. Evet. Bugün de Yenice beldesindeyiz. Yenice mahallesindeyiz artık yeni adıyla. Hasan Aksu Yenice'nin eski ve son belediye başkanımız. Evinde ziyaret ediyoruz. Kendisi evinde istirahat ediyordu. Bizleri ağırladı. Teşekkür ederiz öncelikle. Başkanım şuradan bir başlayalım isterseniz. Karantinalı günler nasıl gidiyor? Yenice'deki hayat nasıl? İsterseniz oradan bir başlayalım. Şimdi öncelikle bizleri hatırlayıp buraya kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Basın ülkemizin vazgeçilmez kılımlarından biri. Sizler olmasanız haber alma özgürlüğümüz olmayacak. Bu münasebetle öncelikle mübarek Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Ramazan bayramına kadar yapacağınız ibadetlerin hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Nasıl geçiyor derken zaten Ramazan ayında genelde ben belediye başkanlığı gittikten bu yana her yıl sefaya çekiliyorum. Evde genelde işte zamanla kılmadığımız kaza namazı kılıyoruz. Televizyondaki dini programlara bakıyoruz. Okuyamadığım kitaplarımı okuyorum. Hakikaten şu anda da mesela kitap okuyorum. Yani aslında bu evde kal bu koronavirüs münasebetiyle alınan ciddi kararlardan biri. Devlet büyüklerini bu noktada destekliyorum. Hakikaten yani evde kalınmadıktan sonra toplumda karışıklık olduğu vakit sıkıntılı bir süreç. Evde çok mükemmel, yıllarca yapamadığımız şeyleri evde yapıyoruz. Dediğiniz gibi kitap okuyoruz, bazı hobilerimizi yapıyoruz. Bahçemizde işte burada domates, biber ekmeği uğraşıyoruz, çilekleri sunuyoruz. Ve Ramazan'ı geçiriyoruz. Güzel de günler. Temennimiz bu dünyanın belası olan koronavirüs virüsünün kısa sürede alternatif çareler yani tıbbın yeni geliştireceği açılar yapılırsa vatandaşlar rahatlayacak ve toplumumuz huzura erecek. Hakikaten evlerde ekonomik şartları iyi olan, ekonomik sıkıntısı olmayan insanlar için evde kalmak zorundaydı ama milyonlarca kardeşimiz fabrikalardan geçici işten çıkarıldılar, maddi sıkıntıları olan kardeşlerimiz evde kalmaları sıkıntılı. Onlara da devlet büyüklerinin bir çare olacağına inanıyorum. Yani biz evde kalmaktan mutluyuz. Dediğim gibi güzel günlerimiz geçiyor. Şerif abi. Başkanım, az önce İhsan Bey'in ifade ettiği gibi Yenice'nin son belediye başkanıydınız. Yenice beldesi biliyorsunuz Türkiye'nin sayılı beldelerinden biriydi. Yani kapanan beldelerden 20 en büyüklerinden 22'ydi. Evet. Bursa'nın en büyüğü. Evet, Bursa'nın en büyüğü. Ondan sonraki süreçte tabii artık mahalle oldu. İnegöl'den hizmet almaya başladı. Şu 5 yılı böyle değerlendirecek olursak, ne söylemek istersin? Yenice o eski hizmetleri alabiliyor mu? Vatandaş hizmetlere çabuk ulaşabiliyor mu? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Sayın belediye başkanları daha önce Aynur Başkan vardı. Bu dönemde de Alpar Başkan var. Şunu söyleyebilirim. Son 1,5 yıldan bu yana Yenice'de göze gönüllü hizmetler yapılmaya başladı. Ama ilk baştan 4 yıl doğrusu hiçbir şey yapılmadı. Hatta bir takım yani altyapı hizmetlerindeki kanalizasyonlara ulaşılamıyordu. Ama o İnegöl Belediyesi'nin daha doğrusu Büyükşehir yasasıyla alt kademe belediyeleriyle merkez belediyelerdeki koordinasyonlar ancak kuruldu. Çünkü bütün beldeler kapandı, ilçe belediyeleri Büyükşehir'e bağlandı, ilçe belediyeleri de bu konuda mağdur oldu. Sistemin kurulması 4 yılı buldu. Biz yani ilk 4 yıl hizmet alamadık, her yerde söylüyorduk. Ama son bu 2 yıldan bu yana gerek İnegöl Belediyesi, gerekse Büyükşehir Belediyesi bir şeyler yapma uğraşıyor. Mesela işte Aynur Başkan geçen yıl bir iftar münasebetiyle bir yerde bulunduk. Kendisinden göletin çevresindeki daha önce benim yaptığım gölet düzenleminde hakikaten 5 yıldan beri hizmet yapılmıyordu. Ricada bulunmuştuk. Şu anda Büyükşehir Belediyesi göletin çevre düzenlemesi çalışmalarını yapıyor. Yine İnegöl Belediyesi aynı şekildeydi. Yakışık zamanda cam asfaltlarından olsun bir takım hizmetler yapıyorlar. Ha, bu eski yerinden yönetim kadar iyi mi? Değil. Neden? Çünkü biz burada 67 personelle hizmet yapıyoruz. Yenice Belediyesi'nin 2014'te kapandığında 15 milyon bütçesi vardı. Bugüne kalmış olsa geçen de hesapladım. 27-28 milyon bütçesi olan bir Yenice olacak. Bugün İnegöl Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar 6 yılda yaptığı hizmetleri üst üste koyarsak bu rakamlarda değil. Ama az önce dediğim gibi yeni bir hizmete girmek, yeni bir kurumu oluşturmak kolay olmuyor. Yani Büyükşehir yasasını oluşturmak olmuyor. Onun için ilk 4 yılda o sıkıntıları ben eski bir aynı zamanda belediye başkanlığından önce biliyorsunuz Yenice Belediyesi'nin 25 yıl Fen İşleri Müdürlüğü, tam memurluğu görevini yaptım. Ondan sonra da 5 yıl belediye başkanı. Yani meslek hayatımız belediyecilikte geldi, belediyecilikte bitti. Ondan dolayı yeni dönemde düzelmeler olacağını inanıyorum. Ama bugün itibariyle Yenice
eskisi kadar olmazsa da son dönemde bilhassa bu son bir yıl içerisinde beklenmedik hizmetler oluyor. Yani yavaş yavaş hale dediğim vakit yapıyorlar. Daha doğrusu büyükşehir sistemini ancak oturttular yani. Şu anda yenice de hizmet oluyor. Su sıkıntımız vardı mesela. Büyükşehir Belediyesi de ebeye girdi. Yukarıdan o olayı çözdüler. Nispeten o konudan atlı oldu. Yani şu anda şikayet edersek Allah sorar. Normal hizmet oluyor yani. Ama yerinden yönetim kadar ayrı mı değil. O da ayrı konu. Şimdi ben biraz siyasete girmek istiyorum. Evet. Şimdi belediye başkanı görev bittikten sonra Milliyetçi Hareket Partisi bir dönem gene siyasete devam ettiniz. O dönemin belediye başkanı adayı Fikret Günder'in yanında bulundunuz. Çalışmalarına yardımcı oldunuz. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldınız. İYİ Parti saflarına yer aldınız. İYİ Parti saflarında belediye başkanlığı ile ilgili adayla ilgili isminiz zikredildi. İlçe başkanlığı ile isminiz zikredildi. Daha sonra İYİ Parti'den de istifa ettiğinizi duyurdunuz. Şimdi bu sessizlik yeni oluşumlar var biliyorsunuz. Yani Babacan'ın kurmuş olduğu parti var. Davutoğlu'nun kurmuş olduğu parti var. Tekrar böyle bir siyasi tercih edildiğinde düşünürseniz ya da size teklif geldiğinde bazı dostlarınızın isminde ilçe başkanlığıyla ismini zikrediliyor şu an. Salim Kaplan. Salim Kaplan'la ilgili. Peki size de bu işle ilgili bir görev istenirse tekrar siyasete girer mi sanırım? İlk önce şunu söyleyeyim. Ben belediye kapandıktan sonra o anda belediye meclisiyle falan talep etmedim. Yani ilk belediye kapandığı şeyde. Milliyetçi Hareket Partisi'nde. O arada Fikret Giden, ben MHP'liydim bunun için, İYİ Parti yoktu. Fikret Giden'i destekledik. Bizim 5 yıl rozetini taştığımız partinin belediye başkanı adaydı. Artık Fikret abinin biliyorsunuz Negel Sosyal Çevre'de beyefendiliğiyle olan bir sosyal çevresi var. Biz Fikret abi seviyoruz. Onun hatırına gezdik. Mitinglerde, beldelerde falan mikrofonu da aldığımız vakit biraz güzel söylüyoruz. Ve gezdik, tozduk. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bölünmeler, Meral Akşener ve Koray Aydınlar'ın grubundan sonra oradaki yönetimde siyasete girmem, hani yönetime girmem tek sebebini anlatayım. Hasan Toptaş biliyorsunuz benim bireysel dost arkadaşım, siyasetin içinde ailece arkadaşım. Hasan Toptaş'ın ön planda olmasından dolayı onun ricasıyla hatırı için ben yönetimine girdim. Yoksa normal şartlarda İYİ Parti'nin yönetimi seçim olmaz. Bürokrat kökenli adamlar parti teşkilatlarına pek sevilmezler. Neden? Biz doğrucuyuzdur ondan dolayı. Ondan sonra biz yönetime, ilçe yönetimine girdim. Hasan'ın hatırına ilçe yönetimine girdim. İşte o günün ilçe yönetimindeki besler vardı. O işte parti baştan iyi gidiyordu. Daha sonradan belirli bir süreçten sonra ben izledim. Şimdi hadi size şu. Dedim ya bürokrat yükenliyim. Yani siyasi gibi şey demiyorum. Doğru bildiğim kesip atıyorum. Baktım. Seçimler oldu abi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. İYİ Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Meral Akşener %7 aldı. Parti %9.5 aldı. Ben bürokrat yetenli olduğum için kafamda soru işareti oldu. Bir genel başkan partisinden aday oluyorsa o parti başarılı değil. İYİ Parti'den Meral Akşener eğer partiye 9.5 oy giriyorsa adaylarına partinin kendine 9.5 oy veriyorsa Meral Akşener %7 veriyorsa bu demektir ki Meral Akşener genel teşkilat tarafından tam kabullenmemiş. Ben o günden itibaren 24 Haziran'dan itibaren dedim ben siyaseti bırakıyorum. Ve ondan sonra o gün seçim sonuçları listelerini Ahmet Katliye kardeşimiz vardı bizim parti orada yönetimde. Dedim Ahmet seçim sonuçlarını al ilçeye götür. Hatta o da tuttuk orada WhatsApp'tan hepsini attı. İlçeye götür dedim. Ben 24 Haziran'dan sonra bir daha İYİ Parti'ye gitmedim. Lehinde aleyhinde de konuşmadım. İlk gitmedim yani. Dedim bu partiden bir şey yok. Yerel seçimler süreci başlayınca bak yerel seçimler süreci başlayınca aday falan olmadı. Aday olma gibi bak. Ben burada da açıklıyorum. Fazilet Partililer iki sefer evime geldi. Gel Binli'ye gönderdi. Saadet Partisi'den bahsediyor. Saadet Partisi geldiler. Bak isimleri de veririm mesela kimlerin geldiğini. İki sefer geldi. Gel İlla adayımız oldu. Bütün masraflar sizden. Yani ben dedim ki kesinlikle şey yapmam. Yani çünkü İnegöl'de belediye başkanlığında, İnegöl belediye başkanlığında muhalefetten kim olursa olsun kazanması mümkün değil. Neden? İnegöl'de bugün AK Parti'nin ortalama ölüsü %55 oldu. Hani 65-76 da böyle. Yani ama lafınızı bağlı kesiyorum. Ama siz Yenice'de bir muhalefet partisiyle belediye başkanlığı kazandınız. Evet. Yenice'den muhalefet partisiyle kazandı. Ben bir de bir şey söyleyeyim. Yenice'de 9000 oy vardı. 1000 oyu olan MHP ile ben aşağı yukarı 5000 oy aldım. O ayrı. İnegöl konjüktürü vardı. İnegöl bugün İnegöl'de yaklaşık 150.000 oy var. Yani şimdi orada o konjüktürü oluşturmak kolay değil. Ama mevzu şu. Ben şunu isterdim. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Boyz Bey'di. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Halil Nur Aktaş'tı. İnegöl'de mesela bu en ufakta oldu bitti. Büyükşehir'de kim oy verdim vermedim onu söylemeyeceğim. O benim kendime saklı kalsın. İnegöl'de bak mesela benim yorumum. Ben dedim ki İYİ Parti'nin Eray arkadaşım diyor. Eray, bak dedim belediye başkanı adayını belirlemişsiniz. Sözü ettiğiniz aday ismini kullanmam.
Anama AK Partili bir arkadaş. Bu adamı siz partiden belediye başkanı da yaparsanız bak bizim kazı çıkartırız. Biz anket yaptırırız. Anket yaptırırız. O gün de şey vardı. CHP Bozbey'in aday açıklamasını yapacaktı. Erkan Başkan dedi gel abi beraber gidelim. Gidelim ben serbest bırakayım. Hatta girişte Kılıçdaroğlu yine göre girişte Erkan falan orada beraber Mustafa Bozbey falan bütün milletle karşıladı gitti. Bursa deden geldi. Eray dedim ki bak Eray. Ben dedim o partide bir emeğim var. Hakikaten de emeğim var. Maddi olarak emeğim var. Manevi olarak emeğim var. Koştuk 30 tane köyde her akşam gittik mikrofonla milletten o istedim. O değil. Güzel bir şeydi yani o anlamda. Ama dedim bakın yanket yok. Adayınız yanlış. Adayınız yanlış. O partide hiçbir kapısından uğramamış bir şey. Sosyal anlamda çevresi olan bir şey. Artı siyasetle ilgisi olmayan bir şey. İnegöl'de kendi çapında biznes, ticareti olan bir arkadaşımız. Şahsına bir şey demem. Ama siyaset anlamında konuşurum. Şahsına konuşmam ama siyaset anlamında konuşurum. Dedim bir anket yapın. Koyun dedim bu anketi. Ahmet bilmem ne diyor. 100 bin kişiyi bir anket yapın dedim. Bakın bir anket dedim. Aşağı yukarı 7-8 bin lira verdim. Gel dedim yarısını ben verdim. Bir anket yaptırdım. Gelinle yenide 150-200 kişi sorun. İnegöl'de 1000 kişi sorun. 3 bin kişide bir anket görmeyin dedim. Bak dedim rezil olacağım. Rezil olacağım dedim. O süreçten sonra bu orada bir şeyimiz oldu, bir atışmamız oldu. Ben bununla ilgili beyanat verdim o zaman gazeteciydi. Ha, daha sonradan yanlış yapıyorlar, rezil olacaklar falan. Vay, bunlar bu sefer beni şeye kalktılar, ne şunu, ihraç ettim. Ben o arada istifa etmiştim. Gittim, ben iyi pardon ediyorum. Onlar beni ihraç edecekler, salaklar benim istifa ettiğimi bilmiyorlar yani. Şimdi yani ayıp oldu. Bir yerde de o günkü ilçe başkanı attı diyorum. Ben istifa etmişim. İyi Parti'den iyi işimi kesmişim. Onlar bana disiplin kuruluna beni sevk ediyorlar. Lan ben sizin üyeniz değilim. Neyin disiplin kuruluna diyorum. Ben de gazetede tuttum çaktım onları. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Seçimler geldi. Seçimler oldu. Büyük bir kaos. Büyük bir rezalet. Ondan sonra yani Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti'nin iki partinin tek adayı İnegöl'deki aldıkları oy gülünç. Ben oyu Yenice'de aldım. Belde belediyesine onların aldığı oy kadar oy aldım. Sen koskoca İnegöl'de oy aldın. Ve ne oldu? Partinin karizmasını sildiler, çizdirdiler. Bu noktaya geldi. Ha, İYİ Parti Meral Akşener cesur bir kadın. Milliyetçi bir kadın. Seviyorum. Böyle cesur yani o anlattı. Ama şu an. Yani çıkışı yapamadığım vakit sınıf takılıyorsun. İnegöl'de İYİ Parti bu süreçten sonra bu dönem mesela ne yaparlar ne ederler bilmiyorum. Bir de şu var yani parti kişiler. Biz sıfırdan başladık. O partiye bedel eden Meral Akşener Trabzon'da oraya giden, Meral Akşener Bitlis'te oraya giden insanları listelerde geri yaptılar. Hiç ismi asanması olmayan iki tane aday tepeden izinme geldi milletvekili vardı. Bu da siyaset demokrasında yakışmadı yani. Ben o noktadan sonra dedim yok. Yani gelelim yani İYİ Parti ile diyalog koydu. İYİ Parti ile Fikret Fidan'a bak şimdi İYİ Parti'nin yeni ilçe başkanı. Eğer o gün o söz konusu ittifakın yani CHP ve şeyin İYİ Parti'nin adayının yerine Fikret abiyi ikna edip de İnegöl'de adayı yapaydılar ben size bir şey söyleyeyim. Ali Nur Aktaş oyu seçimi ya 3 gün oyla kazanırdı yahut da kaybederdi. Fikret abi 15 bin fazla oy aldı. Sevilen bir itibarı var benim gördüm. Bunu bile göremediler. Yani şimdi Fikret abiye sen gidiyorsun. Şu anda İYİ Parti'nin başkanlığına Meral Hanım duyduğum kadarıyla rica etmiş. Kabul ediyorsun. O gün Fikret abiye Meral Hanım'a telefon açtık. Kabul ettiler. Ve Fikret abi adı olaydı. Ben de yanında dururum. O zaman ben de yanında Fikret abimizde dururum. Ve ne olur bir şey söyleyeyim. İnegöl'de seçimi gene kazanamaz. Çünkü İnegöl'de bir AK Parti'nin Türkiye'nin kalesi olan yerlerden biri. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mustafa Bozbey'in açını kapat. Ve de bugün ne diyorum? Bak Ali Nur Başkan bizim arkadaşımız. 3 bin oyla fazla kazanırdı. 3-4 bin, 5 bin oyla. Yani 3 bin oyla. Veyahut da kaybederdi. Fikret abi İnegöl'de çıtayı kapatırdı. Ha, oldu bitti. Siyaset. Yeni oluşum mu? Ha, yeni oluşum. Deva Partisi var. Bu Babacan'ın partisi. Şu anda Rus süresinde. Ha. Davutoğlu'nun partisinden bunu burada söylüyorum bilin. Beni aradılar. Davutoğlu'nun partisinin Bursa temsilcisi. Bundan bir önceki valimiz, Ziyettin Küçük, vali sorumlu. Bir gün bizim Bursa, ben biliyorsunuz Pomak Federasyonları'nda görevde bulundum. Şimdi bizim Bursa eski Pomak Dernek Başkanı abimiz, ya başkan dedi, sayın valimle dedi konuşurken, ben dedi Veli Valim'in dedi yeni grubun dedi. O bizim abimiz de eski AK Parti yönetimlerinde bunlar, onlar yeni oldu. Şimdi dedi ki, sayın valim seninle görüşmek istiyor dedi. Dedim olur. Ve buradan Ziyettin Küçük Ramazan'ın yaklaşık 5 gün önce
Bursa'da belirli bir mekanda buluştuk. Çay kahve içtik. Sayın Faruk'la konuştuk. Bizim Nal abimiz de orada Bursa Eski Komutanı başkanıydı. Vali Bey işte de bende de Bursa'da da şeyin dedi. Doğu Tolun Partisi'nde de neyse. Gelecek Partisi'nde de temsilcisinin kurucu başkanıydı dedi Bursa için. Yeri belirledi falan. Sayın Valim'le de daha önce de tanışmıştık. Zaten amca çocukları. Valim Erzurum'da amca çocukları benim komşumdu da buradan dolayı da tanıyorum. Sayın Valim dedi ki böyle böyle bir yola çıktık dedi. Sayın dedi işte başbakanımız falan. Anlattı. Dedim Sayın Valim zaten bakalım Sayın Başbakanımızı biz biliyoruz, takip ediyoruz. Ama dedim ben siyaset falan düşünmüyorum. Ben belki bir şey şunu söyleyeyim ama milletin kafasında bir soru var. Sayın Davutoğlu başbakanken, genel başkanken girdiği seçimlerde %42 ile çıktı. Ona rağmen o arada Sayın Cumhurbaşkanı ile tartışmışlar. Hiçbir mücadele yapmadan istifa edip gitti. Yani şekilde. Bundan dolayı millet diyor ki bir eksiğim mi vardı, bir kusurum mu vardı Sayın Başbakan? Yani istifa edip gitti. Niye Tayyip Erdoğan'a o gün Cumhurbaşkanı ama eski sistem Cumhurbaşkanı dik durmalıydı. Ben parti genel başkanım istifa etmiyorum veya ekibine gitmeliydim. Bunu millet soruyor dedim. Yahut da eksikleri gıdığım vardı Cumhurbaşkanı'na karşı. Onu niye konuşmadı bugün konuşmaya gitti? İşte aynı öyle. Ondan sonra dedim bunu millet soruyor. İki, Babacan aynı partideydiler. Niye bunlar ikisi bir yerde parti kurmadı? Babacan ayrı parti kuruyor diye. Onu da şöyle sordu. Babacan dedi Berat son ana kadar beraberdik. Ama dedi son safhada dedi. Son safhada dedi. Babacan ben Abdullah Gül'le bir görüşeyim. Ondan sonra karar vereceğim dedi. Ama Abdullah Gül'le görüştükten sonra dedi. Babacan bizle beraber olmaktan vazgeçti. Partiyi kurdu dedi. Dedi herkes kendi satın. Ama dedi bu bölünmüşlük dedi. Karşı tarafa yarar yani. Yani bu dedim topluma bunu anlatmak zor olur. Yani benim mesela şahsım ben dedim böyle olması lazım falan. Ha, ben dedim siyaset de okudum. Yani ben zaten memurken, bürokratken belediye başkanı adayı olur. Biraz normal siyasette yokum dedim. İlçe başkanı noktasında da zaten yakışan da olur. Yani geldi de yaşayan bir adam değil de İnegöl'ün merkezinde o işi yapacak. Ekibin olması lazım. Yani ben o işi zaten siyaset niyetim yok. Artı onunla uğraşamam. Çünkü ilçe başkanı girdiğim vakit hem maddi hem manevi başlığa yandım. Gece gündüz yetmiyor hızı veriyor. Ondan sonra daha bir de seçimde bir süre var. O da ayrı konu. Mücadele mesela başarılı olmaları için benim yorumum. Babacan'la Davutoğlu tek parti kuracaklardı. Daha bana göre şöyle toparlayıcı olurdu. Veyahut da şunu söyleyeyim. AK Parti'nin siyasal iktidardan gitmesini hızlandırdı. AK Parti de yani şu andaki mevcut mesela şu koronavirüs olayı Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasal gücünü güçleştiriyor. Yapılan hizmetlerden dolayı falan. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın kamuoyundaki anketleri şey. Düşürüyor değil mi? Şey, yani anket şu andaki anketlerde kamuoyunda Cumhurbaşkanı şeyleri yani yukarı doğru çıkıyor. Beğenirleri yukarı çıkıyor yani bu olaylar bu gerek bu maske olayları gerek bu sosyal düzenle böyle sağlık sektörü falan şu anda Cumhurbaşkanının iyimesi yukarıda yani o noktada. Ama genel seçim konjüktürüne girildiği vakit siyasi partiler ne yapar ne eder bilmiyoruz ama bakarsın bir gecede tutmuşum Davutoğlu Partisi'ne 15 tane istifa gitmiş düşünebildiğine 15 tane milletvekili gitmiş. Yani o zaten öyle bir şey olduğu an ben yorumum şu 2021'in Mardın'a ermez seçim olur. Böyle bir şey olursa ki olmaz yani. Vekilleri Tayyip Bey kolay beri dağıtmaz. Ya yorum bu. Yani şu andaki Türkiye'de zaten birinci önceliğimiz Allah öncelikle tüm dünyayı soran bu koronavirüs ile ilgili güzel bir son zamanlardaki bu hasta iyileşme sayısı yükseldi. Hasta sayısı azalmaya başladı. Güzel. Devamlı zaten evden devamlı onu takip ediyoruz. Öncelik virüs olması lazım. İnşallah Haziran'a doğru rahatlama başlar Mayıs'ın sonundan sonra. Ondan sonra siyaset de düşünülür. Öncelikle önce can sonra canan demek. Öncelikle insanlarımızın toplumumuzun bu virüsten bir an önce kurtulması. Allah yardımcımız olsun. Mübarek Ramazan ayı 11 ayın sultanı. İslamiyet'in az safhaya çıktığı, inançların, ibadetlerin bol olduğu, hayır sınavın bol olduğu bir ay. Bu mübarek aylarda işte biz de onun usulüne uygun ibadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Komşuya yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte orada fakir fukara bazı komşularımız var. Onların listelerini yaptık için. Onlar da bir şeyler yapacağız. Nihayetinde bu yani. Emeklilik güzel bir şey. Emeklilik güzel bir şey ama benim yorumum Türkiye 2021'de seçim görür. 2021'de seçim görür. Ama 6. ayda görür ama sonunda görür. Çünkü ekonomi olarak benim gördüğüm şu anda kesinlikle yani ülkenin bu durumda ne seçim olur ne bir şey olur ama süreç oraya gidiyor. Ekonomik veriler kötü. Abi,
Ya bakın ben Allah'a çok şükür maddi olarak imkanlarım yerinde. Ya böyle böyle insanlar fabrikadan çıkmış adam şurası izinler, parası yetenir ve ölümlere yüzler isteyen insanlar var. Doğru yani. Bu yönden dolayı bu noktada bana göre ekonomiden tezi değil. Bu şu andaki bu krizden dolayı mağdur olan insanlarla ilgili devletin şey yapması lazım. Takviye etmesi lazım yani. Çünkü kolay değil yani. Hani bizim atasözümüz var. Açayı oynamazlar. Hani onun gibi. Allah sonumuzu ailesin. Dünyada Türkiye'den başka bir ülke yok. Ülkede hangi siyasal iktidarı da olursa olsun. Biz onların başarılı olmasını istiyoruz. Çünkü siyasal iktidarlar başarılı olduğu vakit biz de halk olarak rahat ederiz. Öbürümüz o. Hani mesela Yenice'de biz belediye başkanı yaptık. Gördüm ki hani Yenice'den 10 kişiye sorun. 8'i Hasan Akçı güzel şeyler yaptı der. Ne yaptık? İşte kapalı spor salonu. Buraya yapmışız. Yenice'de 600 bin metrekare bir taş yol yapmışız. Çocuk parkları yapmışız. Altyapı yapmışız. Yaptık. Ha, bugün ben Yenice'de samimi söylüyorum. Meydanda böyle tek başına yani böyle en çok gezen belediye başkanı değil. Belediye başkanı benim. Eski başkanlar da yapıldı da. Ama şöyle yani. Makamdayken itibar görmek mesele değil. Makamdan indikten sonra insanlar sana sempati gösteriyor. İtibar görüyorsan o zaman ben az hata yapmışım. Ben az hata yaptım inanıyorum. Yani, imar kökenli olduğum için mesela şu bölgeyi imar açtım. Şu anda bu bölgede Yenice'nin yeri olan insanların hepsi para kazandı. Yerler parsel oldu. Ve Yenice'nin ikinci şeyi oldu yani. Nasıl Bursa'nın eskiden şeyi vardı. Balat tarafı. Bak şimdi burada burası böyle... İnegöl'ün bir alan yurtu gibi diyebilir miyiz? Aynen. İkinci alan yurt. Ama alan yurtta aşırı şey var. Toplu konutlar var. Böyle alan yurt şey kaldı. Kıraç. Biz yeşilin içinde. Alan yurt kıraç kaldı. Yeşil nizam değil burada. Bahçeli nizam. Bahçeli nizam. Yani daha üstte çamlar falan falan. Bir geçen de Hüseyin bizim isim vermeyeyim. Akrabaların bir bundan bir buçuk önce şeyi oldu. Düğün eğlencesi. Damat kınası. Arkadaş oldu var ya. Aşağısı sıcak boğdu üşüdüm. Vallahi ciddi. Üfür üresin. Aynen bu şekilde. Yani neticede. Sorun var mı Şerif abi? Sorumuz. Başkan bütün her şeyi cevapladınız. Bir şey kalmadı. Toparlayalım. Yani, toparlayalım hakikaten. Bizi evinizde ağırladınız. Teşekkür ederim. Şimdi yani... ben size burada görüntünü de yapayım. İnşallah. Haziran ayında size burada da bir mangal sözüm olsun. Şimdi oruç münasebetiyle bu saatte bir şey size ikram edemedim. Teşekkür ederim. Burada Haziran'da size mangal sözü benden. İsterseniz kuzu eti, isterseniz nasıl diyeyim, dana eti. Evet sevgili Kanal İnegöl izleyicileri, yeni bir formatta karantinada eski belediye başkanımızı, son belediye başkanımızı ziyaret ettik evinde. Eksik olmasınlar, sorularımıza cevap verdiler. İsterseniz son olarak İnegöl halkına bir Ramazan'la ilgili mesajınız varsa öyle son olarak. Öncelikle İnegöl'deki tüm hemşerilerimi mübarek Ramazan'ını tebrik ediyorum. Allah onların hepsini bayrama erişmeye nasip etsin. Başımızdaki bu vebanın bir an önce bitmesini temenni ediyorum. İnegöl bizim sevdamız. Hakikaten ben Bursa'da desinler ki Bursa'da git otur. Ben oturmam bak. Ben gene Gencede'yim. Seviyorum İnegöl'ü. 7 dakika İnegöl'e gidiyorum arabama. Biraz hızlı araba kullanıyorum. Tüm İnegöl'lü hemşerilerime saygılar, sevgiler sunuyorum. En güzel günler onların olsun. Ne mutlu Türk'üm diye. Evet sevgili kanalı. Başka bir akşamüstü, başka bir konukta buluşmak dileğiyle. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar.